erkekler evi için heyecanlanmıştım ben, hani erkek oldukları için. He. Kızlar evi beni şu an daha fazla yordu ve ciddi anlamda ekran karşısında da böylesiniz. Ablam dahil. Ne kadar gerçekçi. Ekran karşısında böylesiniz. Bir şey soracağım Sümeyye. Bak, üzüldüm. Doğru cevap ver bana. Neye üzülüyorsun? Şu an kimse Gamze, seni üzecek. Ne? Diyalog kuramıyoruz. Monolog halinde herkes kendi düşüncesini söylüyor. Şu an diyalog kuruyoruz hayatım. Ya. Bak, evet. Karşılıklı diyalog kuruyoruz. Sen diyalog ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Sen 30 küsür yaşında bir 30 insansın. 30 küsür değil, 31 yaşındayım, evet. Her neyse, yaşından vurmuyorum. Karşında 21 yaşında bir kız, evet. Kız var. Evet. Ve ne yapmam lazım? Senin olgunluğunla, evet. Diyalog kurman gerekiyor. Sen inceden inceden laf sokmaya çalışıyorsun. Şu an gayet olgun davranıyor. Ben laf sokmuyorum. Bunu yapan kişi sensin. Sümeyye, sen kendi kız kardeşine adayı olan ve bir ilişkisi olan birini bizim ailemize bu kişi layık diyebilecek bir kadınsın. Seninle şu bunu an tartışmak karşısında. Ya bizim ailemize mi dedi kız ya? Diyeceğim bizim ailemize mi dedi kız? Yükseltme. Beni sinirlendirme istersen bunu. Ne söyledi? Aileme uygun görüyorum dedi. Ya ailesi. La. Sesini yükseltme. Ay ailesi dedi, ailesi. Geldi, sadece en ablanın bak, dedi. Biz anladık, aile tamam dedi. Sakin tamam, bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Aynı şeyi bak Aycan'ı da yapıp Rabia bak adaya olan insanlarız biz. Her bak bir insan bir laf söylerken o lafın nereye gittiğini bir yanlış bir şey söylemedi. Yanlış şey anlama dedi. Sümeyye bu kapasitede bir kız. Merak etme. Üniversite, ikinci üniversiteyi okuyor Sümeyye. Sümeyye'cim hani bak, 21 yaşında mı ikinci üniversite? Şu şekilde. Oy, sakin ol. Sakin ol. Ya var ya. Sakin ol. Sakin olur musun? Ne oldu? Sakin ol. Bak onlar kendi arasında tartışıyor. Seninle alakalı değil. Ne oldu ya? Zit ne demek ya? Bu yaptığı insanlık değil. Tamam, tamam, değil tamam, yani. Sakin, sakin. Bak ben de kartal içeğimi ağlama. Tamam mı? Ben de eski kartal. İnsanda sinir var. Sinirlenme değişik taşın muhabbetini söylesin. Abi benim gibi tamam, bir tamam, insanı şu an sinirden ağlatmayı başardı ya, helal olsun ya. Tamam tamam sakin olur. Dur. Ay, Türkçe dersi vermiyoruz ki burada ama. İzlemedim ama. Bir insan kendi ailesi Adnan'la alakası değil yani. Onun yarasını gocundu o belli bak, ki. Doğru yerden şey oldu. Kendi ailesi Adnan'la alakası değil. Adnan'ı seviyor ya. Tamam da. Ya seviyor. Yemin ediyorum aynı şey Adnan'a da söyledim, anladın mı? Adam anladı neden? Çünkü algı yaratmak değil amacım. Ne korkusu varsa Adnan'ı kaybetmekle ilgili şu an benden çıkarmaya çalışıyor. Anladın mı? Zaten ben normal Adnan demedi ki. Adnan'ın ailesi gibi ailede yetişmiş bir kişiden bahsetti. Bak, sen çok güzel cevap veriyorsun. Çünkü normalde onu benim parçalamam lazım şu an. Anladın mı? Demiyor, demiyor kız, demiyor. Çocuğa resmen. Ya küçük bir çocuk dediği 21 yaşında, 21 yaşında bir insan. Benden bir yaş küçük. 21 yaşında gelin adayları var canım. Ya 10 yaş fark var aranızda. Allah Allah. 21 yaşında gelin adayı çocuk mu oluyor? Yaşıtları var mı oğlum burada be? Ya 10 yaş fark var aranızda. 10 yaş diyorum, anlamıyorsun. Sen ne biçim davranıyorsun benim kız kardeşime? Ben mi? Ya ne biçim algı yaratmaya çalışıyorsun sen? Algı mı? Kardeşime kötü davrandın. Hadi insanlar böyle bilsin. Kıza ağlattın algı mı? Ne yaptım ya? Saçını başını mı çektim ağlattım? Bak ne dedi bana biliyor musun? Çıktı dışarı ağlamış. Bana ne dedi biliyor musun? Abla Didem'in. Derinmiş ağlamış. Burada dedi ki Didem'in dedi konuşmasını şeylerini o kadar çok beğenirdim ki dedi ekranda göründüğüyle alakası yokmuş dedi. Sen neye alakası çünkü yokmuş ya? Sen çünkü neye sen busun ya Gamze? Çünkü senin sen, de ne olduğunu biz biliyoruz bu evde. Çünkü sen biz bu evde senin yüzüne defalarca buluyoruz. Bu evde Didem'le Adnan'la ilişkin olduğu için iyi bir kadın gibi görünüyorsun. Normalde sen bussun. Anladın mı? İnsanları 21 yaşında bana bir kızı ağlatabilecek bir kızsın. Diyebilecek en son kadınsın. Bak, sen 21 yaşında bir kızı ağlatabilecek sen bir kadınsın. Bussun diyebilecek en son kadınsın sen bu evde. Nokta. Vallahi hiç de öyle değilim. Uzatmıyorum. Ben hatalarımı görüp hatalarımdan pişman olan bir insanım. Öyle mi? Ben bu eve bak ben öyle mi? Pişman olan derken?